Saygıdeğer izleyenler, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 14 sularında Liseler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana gelen olumsuz olayda 5 kişilik Liseler Mahallesi grubunu 25 kişilik Suriyeli grubu darp etti. Bu konuda olayın bizzat içinde olan kardeşlerimiz var. Kendisi de o olayda bir takım darbeler yemiş. Ve önce hem kendisini tanıyalım hem de olayın nasıl olduğunu bize anlatsın. Ünye, ülke, insanlar olarak da bu ve benzeri olumsuzlukların önüne nasıl geçebiliriz? Yetkililere buradan dilimizin döndüğü kadar mesaj verelim. Adın soyadın? Ferhat Okuyan. Ferhat? Okuyan. Okuyan. 17 yaşındayım. Betonyolu'da oturuyorum. Biz pazar günü dün oradan Özkan arkadaşımı almaya giderken orada bir grup 5-6 tane Suriyeli, biz 2 kişiydik başta, bize laf attılar. Normal geçerken mi? Aynen, normal geçerken. Hiçbir şey demediniz. Demedik. Sadece bakışlarınızdan olumsuz etkilendiler. Evet, ondan sonra biz... Tamam. Ondan sonra 5 kişi olduk. Onlar toplaştı da 20-25 kişi. Bize girmeye başladılar. Dediler ki... Hiç sebepsiz yere mi? Evet. Size, bize dediler ki gözünüzü çıkartırım buradan gidin dediler. Küfür filan ettiler. Ben de küfür edince bir şey diye şey yapamadım. Zoruma gitti. Bana demir sopayla vurdu. Peki nasıl kurtuldun bu olayın içinden? Üstünüze yürüdüler. Yürüdüler, görüntülerde kaçtık. Görüntülerde biz de gördük onları. Evet, kaçtık. Yani siz böyle bir harekette bulundunuz mu oradan geçerken, onlara ters bakış attınız yok, mı? Yok, öyle bir şey yapmadık. Yani onlar da gelmişler buraya savaştan. Yani yardım etmek zorundayız ama onlar bize böyle yapıyor. İyi yara almadan kurtuldun. Evet. Girdik ama işte en son kaçtık. Yani bayağı kalabalıklardı. Kaçmak zorundaydık yani. Biz de aşağı doğru gittik. Şimdi çok kalabalıklardı. Atalarımızın bir özdeyişi var. Yiğitliğin onda dokuzu kaçmak derler ama tabii evet, kaçılacak yer var, kaçılmayacak yer var. Saygıdeğer izleyenler, biz ne hakim, ne savcı, ne polis, ne jandarmayız. Biz sadece bizim memleketimizi savaştan kaçarak ya da savaş mağduru olarak gelmiş, bizde misafir olarak bulunan insanlara yanlış yapmamak bizim de asli görevimizdir. Ama geldikleri böyle mağduriyet yaşayarak geldikleri halde kendileri de hadlerini açtıkları zaman burada kişilerin ferdi müdahaleli yerine devletin olaya müdahale ederek her iki tarafı da susturması ve sükuneti sağlamasını diliyor, saygılar sunuyoruz.